Çocuklarınıza yalan söylemeyin. Telefon çalıyor, çocuk açıyor. Baban nerede diyor. Söyle burada. Ya bu çocuğa sen yalana alıştırıyorsun bu çocuğu. Sonra diyorsun ki evladım niçin yalan söylüyorsun? Bakın tezatı görüyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Hiç burada olmayan eşimize, dostumuza, akrabamıza anlatalım ki bu ayetlerden onlar da haberdar olsun. Ve anlatın ki şöyle, eğer siz yapmıyorsanız anlatırken insan bir utanır. Yani sizde olmayan bir şeyi siz başkasına tavsiye ettiğinizde ya ben konuşuyorum, anlatıyorum ama ben ne kadar yapıyorum demeye başlarsınız. İçten içe kendinizi sorgulamaya başlarsınız. Ve bu başladığı anda işte bugünkü ayetimizde de geçen nefs-i levvame kısmına girmiş olursunuz. İnsanda ayette belirtilen, diğer Allah dostlarının kitaplarında farklı farklı sınıflar vardır nefisler için. Fakat ayet-i kerimede geçen 3 ayrı nefis grubu vardır kıymetli abilerim. 1. Nefs-i emmara. Yusuf aleyhisselam Melik rüya gördüğünde haber, işte etrafına haber gönderiyor. Diyor ki bunu bana tabir edecek tabirciler getirin. Onlar da hemen o dönemin kahinlerini, rüya tabirlerini bir araya getirip Melik'in karşısına çıkarıyorlar. Melik onlara rüyalarını anlatıyor. Sonra gel zaman git zaman bunlar bir türlü şey veremiyorlar, cevap veremiyorlar Melik'e. Biz diyor buna bir türlü anlam veremedik, bunlar boş şeylerdir diyerek Melik'i geçiştirmeye çalışıyorlar. Melik bunu kabullenemiyor. Hayır diyor, bunun bir tabiri olması lazım. Malum kıssa, şimdi konum olmadığı için oraya girmeyeceğim. Nefs-i emmare nedir? Onu size ifade etmeye çalışacağım kıymetli abilerim. Orada yani ayet-i kerimede nefsin 1. sınıfı orada geçiyor. Orada Melik diyor ki yok bunun illa bir tarifi olması lazım, tabiri olması lazım diyerek üzerinde duruyor. Sonra oradan Melik'in yardımcılarından birisi, daha önce Yusuf Aleyhisselam'la beraber zindanda kalan birisi, o Melik'in, çok özür dileyerek söylüyorum, o zaman da tabii caiz, yani o zamandaki insanlar ya daha Müslüman olmamışlar, içiyorlar. Onların şarapçısı var. Şarapçısı diyor ki efendim diyor ben hapisteyken İbrani bir köle vardı orada. Biz rüya gördük, rüyamızı tabir etti ve rüyamızı tabir ettiği şekilde de çıktı. Aynı bu şekilde ayet-i kerimede geçiyor. O zaman Melik diyor ki gidin ona haber gönderin, benim rüyamı tabir etsin diye. Onlar da gidiyorlar, zindana gidiyorlar. Yusuf aleyhisselam onun rüyasını çok mükemmel, muazzam bir şekilde ayet-i kerimelerde geçtiği gibi efendime söyleyeyim tabir ediyor. Tabir ettikten sonra bunlar Melik'e geri geliyorlar. Melik'e diyorlar ki senin rüyanın tabiri şöyle şöyle şöyledir. Ya diyor bu zat çok güzel bir tabir yaptı. Fakat biz bunun üstesinden nasıl geleceğiz? Oradakiler diyor ki ya bu böyle bir tabir yaptığına göre bu nasıl üstesinden geleceğimizi de bilir. Gidin ona söyleyin, hemen huzurumuza gelsin. Onlar da kalkıyorlar, Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gidiyorlar, zindana. Yusuf Aleyhisselam diyor ki ben diyor gelmem. Melike söyle o kadınlarla olup biten, kadınların elini kesme muhabbeti var ya, onu bir açığa çıkarsın. Çünkü Yusuf Aleyhisselam diyor ki ben hain değilim. Çünkü ihanet üzerine kurulu bir hayat yıkılmaya mahkumdur kıymetli abilerim. Sizler de eşlerinizle, ailenizin içerisinde eğer yuvanızın sağlam bir kök üzerine devam etmesini istiyorsanız, tabiri caizse evlilik binanızın yıkılmasını istemiyorsanız eşlerinize yalan söylemeyin kıymetli kardeşlerim. Çocuklarınıza yalan söylemeyin. Telefon çalıyor, çocuk açıyor. Baban nerede diyor. Söyle burada. Ya bu çocuğa sen yalana alıştırıyorsun bu çocuğu. Sonra diyorsun ki evladım niçin yalan söylüyorsun? Bakın tezatı görüyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Hiçbir şekilde yalan söylememeye gayret edelim. Yusuf Aleyhisselam haber gönderiyor. Deyin ben ona ihanet etmedim. Ben o başımdaki benim terbiyecime ben hainlik etmedim. Haşa ve kella, ben onun hanımıyla bir şey ben kastetmedim. Onun hanımının bana yapmış olduğu bir hile gibisinden. Bunu geri gönderiyorlar Melik'e. Melik'e haber gelince Melik de diyor ki nedir bu olay? Olayı açığa çıkartıyor ve Yusuf Aleyhisselam haklı bulunuyor. O kadınlar ve Züleyha validemiz haksız bulunduktan sonra bunlar tekrar Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Yusuf Aleyhisselam buyuruyor ki işte benim hain olmadığımı açığa çıkarmak için bunu yaptım. Yoksa وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ الْاَمَّارَةَ بِسُّ Ben kendimi %100 haklı, hiçbir şekilde ben beriyim, ben günah işlemem, ben masumum diye, yani ben hata etmem vereceğim diye ben bunu yapmadım. Ben Melik'in karşısına çıktığım vakit aklında, gönlünde herhangi bir şüphe kalmasın diye bunu söyledim. Yoksa biz insanız. Her an nefsi emmare dediğimiz birinci sınıf nefis bizi aldatıp, bizi kandırıp Rabbine karşı isyan ettirebilir. O yüzden hiç kimsenin güvencesi yoktur kıymetli kardeşlerim. 5 vakit namaz kılmak bütün müminlerin boynunda farzdır. Yani hiçbir şekilde kişiden düşmez. Özellikle erkeklerden hiç düşmez. Bayanların, çok af buyurun, bayanların adet halinde namazı terk etmeleri gerekiyor. Namaz kılamazlar. Kazası da gerekmez bayanlar için. Fakat erkeklerde düştüğü bir alan yok. Savaşın ortasında olsanız dahi, efendime söyleyeyim, yaralandınız, yara bere kanlar içinde kalsanız dahi namaz düşmez. Bakın gelin kısaca namazın kılınış şekline gidelim. Göreceksiniz ki namaz erkek olan müminin üzerinden düşmüyor. Ona göre ehemmiyet verelim. Kıymetli kardeşlerim, sakın şöyle düşünmeyin. Ya neden hocalar ne anlatırlarsa anlatsınlar namaza geliyorlar? Niye ya, acaba anlatacakları bir şey mi yok? Hayır. Yani keşke otursak da tam 2 saat boyunca gelin şu Kıyamet Suresini bir işleyelim. Konumuz o. Ama işte gelemiyoruz. Çünkü namazı eksik olan bir ümmetin hiçbir şey tamam olamaz kıymetli kardeşlerim. Hiçbir şey tamam olamaz. Yapmak istediğiniz hiçbir şeyi hakkıyla başaramazsınız. Önce bir namazınızı hizaya sokacak. Önce bir namazlarınızı, 5 vakit namazınızı eda edeceksiniz ve eğer yapabiliyorsanız cemaatle eda edeceksiniz. Buna kıymet vereceğiz. Buna ehemmiyet vereceğiz. Çünkü bu Rabbimizle buluşma anımızdır. Buluşmaya gidiyoruz, randevuya gidiyoruz, görüşme yapmamız lazım, konuşma yapmamız lazım. Mesela en basitinden herkes bir düşünsün kıymetli kardeşlerim. Bir iş alacaksınız yahut da birine bir iş vereceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Ya telefonla olmaz, gelin bir yüz yüze görüşelim diyorsunuz değil mi? Yahut da birinin aracılığıyla olmaz, gelin bir yüz yüze bir görüşelim. Konuşalım, detay enine boyuna bir konuşalım. Ne kadar vereceğiz, kaça vereceğiz, nasıl vereceğiz, kiminle vereceğiz, her şey gelin bir yüz yüze konuşalım diyoruz değil mi? E biz ellerimizi açıyoruz, diyoruz ki ya Rabbi Filistin'i kurtar, ya Rabbi Gazze'yi kurtar. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Sabır ve namazla benden isteyin ne isteyecekseniz. Namaz kılmıyorsanız benden isterken bir çekinin. Çünkü siz namaz kılmıyorsanız, namaza ehemmiyet göstermiyorsanız hiçbir şeyiniz sağlam olamaz. Hani hadis-i şerif var ya, Peygamber Aleyhisselam ne buyuruyor? Es-salatu imadu'd-din. Men aqamaha faqad aqama'd-din. Namaz dinin direğidir. Kim namazını ikame ederse dinini ayakta tutmuş olur. Men hedemaha faqad hedema'd-din. Kim de namazını kılmayıp namazını sekteye uğratırsa maazallah dinini yıkmış olur kıymetli kardeşim. O yüzden biz ne yaparsak yapalım önce bir namazlarımızı sağlama alalım. Namazları sağlama aldıktan sonra innen nefsel emmârete bissu, nefsi emmarenin bizimle olduğunu unutmayalım. Bu birinci nefis kıymetli kardeşlerim. İkinci nefis nefsi levvamedir. Kişide artık bir terakki elde ediyorsunuz. Yani makam tabiri caizse atlıyorsunuz. İman ettiniz, salih amel işlediniz. Allah Azze ve Celle artık bir takım şeyler sizde yakiniyet kazanmaya başlıyor. Mesela bir günah işliyorsunuz, günahınızdan pişman oluyorsunuz. Ben nasıl böyle bir hata işlerim? Ben nasıl böyle bir şey yaparım deyip kendinize kızmaya başlarsınız. Veyahut da bir şey yani nefsi emmare size bir şey emrettiği zaman da sorgulamaya başlarsınız. İşte nefsi levvame dediğimiz şey, nefis budur. Artık sorgulamaya başlıyor. Artık kabullenmiyor. Ben nasıl Rabbime isyan ederim? Ben nasıl Rabbime asi olurum demeye başlıyor. Ve geri çekilmeye başlıyor. Buna biz nefsi levvame diyoruz. Son nefis nefsi mutmainne. Hicr suresinde ya eyyetühen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyye fedhuli fi ibadi ve dhuli cennet. Ey mutmainne olmuş nefis, ey benim ayetlerime sanki peygambere indirdiğim gibi iman eden zatlar, müminler, ey nefsi mutmainne olmuş, artık ibadetten lezzet almaya başlıyor, oruç tutmaktan lezzet almaya başlıyor, sabah namazına kalkmaktan lezzet duyuyor. Kalkmadığı zaman da olur da kalkamazsa eğer, kendisine sanki o gün işkence edilmişçesine üzülen, hüzünlenen, kederlenen bir insan haline geliyor. Çünkü niye? Nefsi mutmainne. Sadece Rabbinin huzurunda rahatlık bulabiliyor. Ebu Bekir abi beni gaza getirmek için bana öyle diyor. Hocam diyor, siz gelip sohbet edince rahatlarsınız diyor. O gaza getirmek için tabii. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu sırrahu, Allah'ın kendisine gani gani rahmet eylesin. Amin. Rabbim Celle ve Ala onun açmış olduğu bu yolda istikamet üzere ilerlemeyi bize nasip eylesin. Amin. Büyüklerimizin sözünü dinleyip büyüklerimizin izinden gidebilmeyi bize ihsan eylesin, amin, ikram eylesin. Efendi Hazretlerimiz bir gün Bilal Efendi ile günün sonunda çok yorulmuşlar. Artık tabiri caizse bizim tabirimizde pertleri çıkmış. Yani günde 5 tane sohbet, 5 ayrı yer ve oradan oraya, oradan oraya biz bir sohbete çıkacağız. Bir iki gün öncesinden hazırlanmaya başlıyoruz. Efendi Hazretlerimiz bir o sohbete, bir o sohbete, bir o sohbete gelip giderken artık iyice yorulmuşlar. Gecenin yarısı olmuş. Artık yatacaklar. Bilal Efendi ile aynı odadalar. Şimdi Efendi Hazretleri seccadeden kalkmıyor. Namaz kılmaya devam ediyor. Bilal Efendi de yatacak. Bilirsiniz Anadolu insanı elhamdülillah hocanın bulunduğu yerde veyahut da şeyhinin bulunduğu yerde insan ya da Kur'an-ı Azimüşşan'ın bulunduğu yerde haya eder uzanmaya. Haram değildir. Fakat haya eder. Der ki saygısızlık mı olur acaba düşüncesiyle ayağımızı uzatmaktan haya ederiz. Babamızın, yaşlılarımızın, büyüklerimizin oturduğu yerde biz ayaklarımızı uzatmaktan haya ederiz. Bir zaruret olmadığı sürece de yapmayız. Bu çok muazzam bir edeptir. Herkeste bulunmaz, herkeste bulunur. O yüzden kıymetli kardeşlerim bunları hafif görmeyin. Velhasılı kelam Bilal Efendi yatağına uzanacak ama Efendi Hazretleri'ni orada görünce dayanamıyor. Ya diyor ben şimdi yatacağım ama Efendi Hazretleri seccadede. 1-2 derken abi Efendi Hazretleri kalkmıyor. Şimdi ben nefsi mutmainneyi anlatmaya çalışıyorum kıymetli kardeşlerim. Olayı iyi anlayalım. Bilal Efendi sinirleniyor. Gidiyor Efendi Hazretleri'ni kucaklıyor. Kaldırıyor tak yatağına koyuyor. Efendi Hazretleri yatacaksınız. Çünkü siz yatmadıkça ben de yatamıyorum. Kendinizi düşünmüyorsanız bari beni düşünün. Velhasılı kelam Efendi Hazretleri ondan sonra diyor ki Bilal Efendi eğer benim rahat etmemi istiyorsan beni oraya bırak. Seccadeye bırak. Sen dinlen. Sen rahatına bak. Beni oraya bırak. Çünkü onların nefisleri mutmainne olmuş nefislerdir. Onlar orada rahat ediyorlar. Yani Efendi Hazretlerimizin yaptıklarını biz senelerce anlatsak bitiremeyiz. Tek başına İsmail Ağa geliyor. Milyonlarca müridi oluyor. Bu öyle efendime söyleyeyim eften püften olacak şeyler değil. Yani yatarak olacak şeyler değil. Allah bizi de öyle gayretli eylesin. Amin. Allah bizleri onlardan ayırmasın. Amin. Kıymetli kardeşlerim. Allah